Diyor ki eşit bölmenin düzgün ve türdeş çubuğa 2M ve M kütleli cisimler asılıyor. Yatay dengede olduğuna göre M kütlesi kaçtır diyor. Şimdi çubuğun dönme noktası neresi arkadaşlar? Şurası. Şimdi bizim ne diyoruz? Sol taraftaki torkumuzla sağ taraftaki tork değerleri birbirine eşit olacak diyoruz. Şimdi bakın. Burada ne kadarlık bir kuvvet var? 2M. ya göre, şimdi şurada daha fazla kuvvet uygul olsa ne olur? Aşağıya doğru bura çekmek ister bunu değil mi? Öyle döndürmek ister, yani çubuk şu hale gelsin ister, hani burayı daha fazla yaparsak çubuğu bu şekle so sokarız. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Biz çubuğun dönüş yönünü bu şekilde aşağıya doğru gösteriyoruz, şöyle döner deriz. Tam bu noktaya göre. Bunun torku ne tarafa doğru olur? Bunun tersi yönüne, yani bu tarafa doğru. Şimdi bu sol taraftaki torku yazalım bak, 2m çarpı kaç mesafede? 1, 2, 2 kere 2 diyoruz, 4. Bunun torku ne kadar? Bakıyoruz. 1 çarpı 1, 2, 3 birim mesafede. 1 bir kere 3, 3. Sol tarafta ne eksik? 1M eksik değil mi? Yani birlik bir tork eksik. Birlik bir tork. Dikkat edin dengede olduğuna göre çubuğun kütlesi kaç M'dir diyor. Tamam. O zaman çubuğun kütle merkezi tam şurası değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. 3 birime 3 birim öteden çubuğun kütlesini gösteriyorum buraya. Ne kadarmış kütlemiz? M. Niye M dedik? Çünkü birlik tork lazım bana gençler. M çarpı 1 bir, birlik bir tork oluştursun diye. O zaman çubuğun kütlesi kaç M? 1. Şimdi diyor ki ağırlığı önemsiz. Düzgün çubuğa GX, GY ağırlıklı cisimler asılıyor. Buna göre de yatay denge var. Tamam. Şimdi yatay denge varsa diyeceğiz. Dönme noktamız burası diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Sağ tarafa etki eden torkla Sol tarafa etki eden torklar birbirine eşitlerse dengede kalır diyeceğiz. Gelin torkları yazalım. Şimdi bak bundan başlayalım. Dıştan içe doğru gidelim. X çarpı 1 2 3. Bu 3x'lik bir tork oluşturur. Artı aynı yönde döndürüyor hepsi sola doğru döndürmek istiyor değil mi? Bunların hepsi böyle döndürmek ister hani. Daha fazla yük varsa aşağı çekiyor. Y çarpı kaç mesafe? 2. 2y artı 2 tane x var burada. 1x 2x çarpı 1 2x. Bu sağ eşittir. Solu yazıyorum şimdi. x çarpı 1 x artı y çarpı ama 2 tane y var. 2y çarpı 2 mesafe. 4y de burada oldu. Toplayalım burayı. 5x artı 2y x artı 4y. x'ler bir tarafa y'ler bir tarafa şutladık. Bu x buraya geldi. 5x eksi x. Bu 2'ye karşı kıyıya gitti. 4y eksi 2y. Burada kaç kaldı? 4x kaldı. Burada kaç kaldı? 2y kaldı. O zaman biz x'e 1 dersek y'ye 2 diyeceğiz. x1 y2 oranımız da 1 bölü 2'dir. Diyerek vurup geçeceğiz gençler. Bazen bu tipte sorular da karşımıza çıkıyor. 1984 yılında çıkmış mesela. Diyor ki şekildeki taralı levhaya kendi düzleminde kalan F2, F3, F 2F, 3F büyüklüğünde 3 kuvvet etki ediyor diyor. O noktasından geçen levha bak buradan bir çiviyle bu levhayı çakmışlar arkadaşlar. Ama böyle nasıl çakmışlar duvara biliyor musunuz? Hafif çakmışlar yani. Gevşek, gevşek bırakmışlar. Ve döndürülebiliyor bu levha. Buradaki toplam bileşke momenti soruyor. Bileşke torkun hangi yönde olduğunu soruyor. Şimdi bakıyoruz. Bu levhaya şöyle bir 3F kuvveti uygulanmış. Dikkat ederseniz şu yöne de eksi demiş. Bu levha şu tarafa doğru dönmez mi? O zaman dönüş yönü ne taraf oluyor? Dikkat edin aynı yönde olduğu için eksi. Bunları koyalım çünkü yönünü de soruyor bize. 2F sormuş. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Levhanın dönüş yönünü soruyor ayrıca. Levhanın tork yönünü sormuyor arkadaşlar. 2F ne tarafa doğru döndürür? Artı yönünde döndürür değil mi? Şöylece döndürür yani bunu. Art. Bir tane de şurada var bak. Küçük bir F var şurada saklanmış. O zaman bu ne tarafa doğru döndürecek? Bu da böyle döndüren. Onu çekin levhadan. Aşağıya doğru. Sağ tarafa doğru döndürürsünüz. Bu yöne de biz ne diyoruz? Artı. İki tane artı bir tane eksi var. Artıları yazalım. F çarpı dik uzaklık 1R. F R. Artı diğerini yazıyorum. 2F çarpı. Bakın bu noktanın toplam uzaklığı her bir mesafe R olduğu için buraya 3R oluyor değil mi? 2F çarpı 3R bu bitti. Eksiye geldik. Eksi 3F çarpı dik uzaklık. 1R. 1R de burada. 2F. 3F çarpı 2R. Eşittir diyoruz. Bileşke torku yazıyoruz. Ee, 1FR. 6FR daha. 7FR. Eksi 3 kere 2. 6FR. 7FR'den 1FR'yi çıkarınca 6FR'yi çıkarınca 1FR kalıyor. O zaman hangi yön çıktı? Pozitif yönde kaç FR? 1 FR. Tamam Bileşke momentinin büyüklüğü de bu şekilde tespit edildi. Burada ne diyor? Eşit bölmeli ağırlıksız çubuklar üzerinde G1, G2, G3 ağırlıkları, F1, F2, F3 kuvvetleri var ve dengedeler. Bu yükler arasındaki ilişki nedir diyor. Biraz daha kaldıraça da benziyor. Aslında kaldıraçlardaki temel mantığımız da basit makinelerde. E, tork. Yani bunu kavradığımız zaman otomatikman basit makinelerde kaldıraçlarda kavramış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyelim yani. Şimdi burada bu aşağıya doğru bir kuvvet var. Ağırlıklar aşağı yönlü dikkat ederseniz. Diğer kuvvetler de bunlarla zıt yönlü. Burası bunun dönme noktası ise bu ne tarafa doğru döndürür bunu? Böyle. Bu ne tarafa doğru döndürür? Bu şekilde. Bak zıt yön. Burada da aynı mantık. Bu böyle ne tarafa doğru döndürür? Şunu aşağı çekmek ister. Tahterevalli gibi. Bu da böyle sola doğru sağa doğru. Bu ne tarafa çekmek ister? Yukarı. bu ne tarafa çekmek ister? Aşağı. Bak hepsi zıt. Bütün kuvvetler birbirine zıt. O zaman bütün sistemleri dengeleyelim. G1 çarpı kaç mesafesi var? Torkun alıyorsun. 1. Eşit olacak. 10 çarpı 1, 2, 3. 10 çarpı 3. G1'i zaten buldum. 30. Geldik G2. G2 çarpı 2 değil mi? Dönme noktasına olan dik uzaklı. G2 çarpı 2 eşit olacak. 20 çarpı kaç birim? 1. G2'yi de bulduk. 20'yi 2'ye böldük 10. G3'e geldik. G3 çarpı 1 bak. Torkunun yönü aşağı yönü. G3 çarpı 3 döndürme yönü. G3 çarpı 1 olacak burası arkadaşlar. G3 çarpı 1 eşittir. 10 çarpı burası değil mi? 2. 20. 10 çarpı 2 diye yazmadım. Hadi G3 eşittir. Bu da 20 N çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize bunların büyüklüklerini sormuş. 1 numaralı kuvvet en büyük kuvvet. 3 numaralı kuvvet sonra geliyor. En küçük de 2 diyoruz. Şöyle bir soruyla karşılaştığınız varsayın Eşit bölmeli ağırlıksız çubuklarla asılan Px'ye -Z, Z cisimleri dengede. Bunun oranı nedir? Diyor. Şimdi alttan başla bak. Burası bunun dönme ekseni değil mi? Yani bu fazla olsa böyle çeker. Bu fazla olsa böyle dengeyi bozar. Dengede olduğuna göre arkadaşlar gelin şuna deyin ki 2 gram. Şuna da deyin ki 1 gram. Niye? Çünkü bir kere ikilik tork. 2 iki kere birlik tork. Tahterevalliye hatırlayacaksın hep. O zaman dikkat edin. Aşağı doğru ne kadar kuvvet çekiyor? 3, 2, 1 daha. Bu ip ne kadar gerilecek o zaman? Yukarı doğru çektiği için 3 bu ip 3 çekiyor var. Dikkat edin bu noktadan 3 çekiyor. Şimdi üste geçtik. Üstün dönme noktası burası. 3 çarpı 1 aynı mesafede olduğu için bunun dengede kalması için de bunu da 3 diyeceğiz. Bize soru neyi soruyor? Z'yi. Z'yi kaç bulduk? 2. Y'yi kaç bulduk? 3. Oranımız da 2/3'tür diyoruz. 2011 YGS'de şöyle bir soru çıktı. Diyor ki kütlesi önemsenmeyen çubukta X, Y, Z cisimleri var. Bunlar dengede. Hangisi kesinlikle doğru diyor yargılar? Şimdi bunun denge durumunu yazıyoruz gençler. X çarpı 2 artık buraları öğrendiniz biliyorsunuz. 2x eşittir. Y sol ta sağ taraftan y çarpı 1 birim y artı z'nin de bu mesafeye olan uzaklığı 2 2 z. Şimdi buradan ne gibi bir yorum yaparsınız arkadaşlar? Şunu diyebilirsiniz bak bu tip sorularda buna 0 verin. 2x eşittir 2z x eşittir z. Yani ora sıfır olmayacağı için x kesinlikle Z eşit değildir diyebiliriz. Bakıyorsun öyle bir öncül koymamış. Koyabilirim. Hangisi kesin doğru diyor. Şimdi dikkat ederseniz 2x 2z. İkisinin de başındaki kat sayısı aynı mı? Aynı. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Z'ye sen bir değer verdiğinde x de aynı değeri versen tutmaz. Niye? Çünkü onun üstüne bir şey eklemişsin. Demek ki senin x'in kesinlikle z'den büyük olacak her halükarda büyük olacak. Çünkü z'nin yanına bir şey koyarak x'e eşitlemişiz. Bakıyoruz x'in kütlesi z'ninkinden kesin büyüktür. Bu bir doğru. dur x'in kütlesi z'den büyük. x'in kütlesi y'den büyüktür demiş. Şimdi y'nin yanına da 2z'lik bir şey koymuşsun dikkat edersen. Ama x'in başında da 2 var dikkat edin. Şöyle olma şansı var mı? 2x e eşittir y artı 2z. Şöyle bir durum söz konusu olabilir mi? Diyelim buna X'in kütlesi Y'den büyük demiş ya. 4 deyin. Buna 1 deyin. Bura kaç olur? 3,5 olur değil mi? 3,5 kere 2 7. Bir daha 8. 4 kere 2 8 sağlıyor. Peki şöyle bir durum olabilir değil mi? Buna 4 deyin. Bakın. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Varsayalım. Buna 4 dedik. X küçük çıkartacağız dedik. Buna minimum kaç dememiz lazım? 3. 3 kere 2 6. O zaman buraya 1 dersin. Gördüğünüz gibi denge sağlanıyor. Yani 2 kere 3 eşittir. 4 artı 2 kere 1. E ne oldu o zaman? Y x'ten de büyük olabiliyor. O zaman x y ilişkisini kuramıyoruz. Y'nin kütlesi z'ninkinden büyük demiş. Y ile z zaten aynı tarafta. Bunlara nasıl bir kesinlik verelim? Veremeyiz. O yüzden bu da kesinlikle doğru değil. Hangisi doğru olabilir dese hepsi diyeceğiz. Kesinlik sorduğu için sadece ikinci öncül doğrudur diyoruz.